Merhaba. Şöyle bir derin nefes aldım. Böyle bir bırakıyorum ve kendimi bu paylaşımın içerisine büsbütün davet etmek istedim. Şu günlerde tekrar tekrar beni bulan kavram var. Ve de benim kavram, benim gerçeğim esasında olmaya başladı. Her geçen gün daha fazla. Ancak yaklaşım, kavram, bir konsept olarak almanda fayda var. Son günlerde gene bana geldiklerinle, soranlarla, anlatımlarla İyice enteresan bir şekilde ve okuduklarımla ortaya çıktı. Kalbim gurum. İngilizce olarak okudum ben bunu ilk. My heart is my guru. Şimdi bu guru konseptini içerik olarak biliyorum tabii. Çok da saygım var. Şu şekildeki gu karanlık, ru, o alanı açma, aydınlatma. Dolayısıyla çok değerli üstadlar, varlıklar zaman içerisinde guru olarak değerlendirilmiş ve onların sunumları, değerlendirmeleri birçok cana ışık tutmuş. Ben bilhassa kişisel olarak baktığımızda bir guruyla çalışmadım. Dolayısıyla guru lafı da çok kullandığım bir laf değil. Ta ki bir yerde Evet, tabii ki böyle varlıklar var, çok büyük farkındalıklar ve sana bana dokunuyor. Onun dışında acaba kalbin gurun olabilir mi? Tabii ben bağladım çünkü ne zamandır hep paylaşımlarımda ne diyorum? Zihinden kalbe, kalbime güvenebiliyorum. Kalbin saf, kalbin geniş, kalbini duy, değil mi? Bu guru olarak değerlendirmedim. Ancak bu yaklaşım Zeynep'in yaşamında, pratiğinde çok belirgin. Dolayısıyla getirmek istedim sana bugün. Taze ve yenilemek istedim. Belki benim sunduklarımla çalışıyorsun ve sende de böyle uyanışlar var. Ve ya bir bak buna, ya varsa pratiğin iyi yerdesin, devam. Çünkü ister okuduğundan, ister bir arkadaşından, ister yeni tadının birisinden, ister doğadan gelen mesajlar sürekli. Onları alabilmek esasında sana sunulan bir hediyeyi içselleştirmek, sahiplenmek gibi olabilir. Zaten yaşamla beraber ilerlemek de böyle bir şey. Kalbini duyabilmek de böyle bir şey. Kalbinin yönlendirmeleri, sunduğu alanlar bir guru gibi çalışıyorsa böyle bir şey. Yani senin sıkışıklıklarını, zorlandığın alanları seni derininden sıkan olayları, kişileri ne varsa anlatabiliyorum değil mi?
kalbin açıyor. Kalbindeki mesajlar destek veriyor. O zaman kalbim gurum olabilir mi? Ha, ben nasıl guru olurum gibi değil de o derin sen ya da var olan nefesinde sen ya da özünde sen ya da ve de her türlü değiş var. Evrenle, yaşamla bir olan sen. Benim için de hep irdelediğim, hep bir takım farkındalıklara vardığım bir tabii ki de alan. Çünkü sürekli bazen kapanıyor tabii ki, bazen aydınlanıyor. Ancak her aydınlanan alan daha da sanki parlıyor ve beni, seni destekliyor. Yeni yeni ya o alana gerçekten kendimi az az bırakabilmeyi gerçekleştirebiliyorum. Ancak neden olmasın ve hepimizin pratiği, araştırması, farkındalığı farklı olsa bile gene çok değerli hocamın dediği gibi kimin ne zaman neye açılabileceği belli olmaz. Onun için eğer beni dinliyorsan veya başka hocalarınla veya hepimize göz kulak böyle veriyorsan ya onlar kaç senedir bunların işine falanla hiç bakma. Gel nefesine, gel kalbine ve o alanı mümkün olduğu kadar hafif tutmaya özen göster. Zihnini rahatlatarak gurunu, kalbini, özünü çok daha iyi duyabilirsin. Değil mi? Sanki her şey böyle bir bağlanıyor. Yani kalbinin, özünün gerçeği biraz kalbim gurumda çıkıyor ortaya. Belki sana da daha böyle bir ya evet yani tabii bu guru konsepti daha çok hani batı alanda çok var. Tabii ki de doğuda da var. Ancak çok daha hem yasağlıklı ya da çok daha dengesini şaşırmış halde. Yani gurum bana ne derse onu yaparım. İşte o sadece biliyor. Veya işte böyle ona hani evet saygı duymak var. Ancak ne yapıyorduk? Her sana yakın hissettiğini sen süzgeçten geçiriyorsun ve adımını farkındalıkla verdiğin kararla sen atıyorsun. Tabii ki de bilerek değil, okuduğumdan öyle bir farkındalıklar var ki bazen belki bir takım tıkanıklıkları sana açabiliyorlar. Ben bilmiyorum. Sadece en yakın buna gelebildiğim çok değerli bir hocamın, takip ediyorum kendisini, sunduğum meditasyonlarda böyle 30-40 kişi bir kere bir kursuna katılmıştım. Birkaç meditasyondan sonra fark ettim ya, sonra arada konuştuk dedim yani bir sanki böyle bir açılım var, sanki bir rahatlama var, sanki dedi yani evet iyice bu farkındalıkları keşfetmiş insanlarda o sunum alanları biraz daha gelişebiliyor. Benimkisi böyleydi. Ancak tabii yani bunu biz bir kenara koyuyoruz. Biz o zaman diyoruz ki
İlle bir kişi değil de kendimle o bağı güçlendirdikçe, özümle, canımla, dolayısıyla yaşamla o bağı güçlendirdikçe o alan benim için doğru olanı, doğru olanı, benim için faydalı olanı sunuyor. Ve ben de bunu duyabiliyorum. Yani bir anlamda gidip kimseye de hiçbir şey danışmama gerek yok. Ya da danış, ancak tekrardan süzgeçten geçir. Bunları tam, şimdi hatırlıyorum kendisini de, çok değerli bir arkadaşımın kızıyla bir araya geldik yeni. Onu bilmiyordum. Yani biliyordum doğduğunu ettiğini. Çok değerli, devamlı görüşmüyorduk uzun süre, uzun zamandır. Ve böyle çok yoğun bir bağ kurduk hemen. Ve bunlar çıktı. O zaman hatırladım ki çok da derin bir kız, derin bir varlık. Bir takım sıkışıklıklardan da geçiyor. Gel dedim nefesine. Ve gir bu alana. Ve burayı ne destekliyorsa onu kendine sunmaya özen göster. O da bana dedi ki, bir süre böyle gözleri kapalı kaldı. Ya dedi, vav, bilmiyorum ne oldu ancak iyi bir yerdeyim, iyi hissediyorum. Gibi gibi. Yani Zeynep ne yaptı? Belki kendi açık alanıyla buluşan bir varlıkla kendi idrakını sundu. Doğru bir zamanlama oldu. Ve o da buna açılabildi. Ancak açıldığı esasında kendi kalbi. Dinleyeceği kendi kalbi. Yolculuğu senin yolculuğun. Onun yolculuğu kendi. Senin yolculuğun, senin yolculuğun. Adımlar, kararlar, yaptırımlar bu alan desteğiyle ilerleyecek. Umarım bu böyle taze içinde bulduğum yer, zaten her türlü hep dokunan, taze derken bazen onu böyle alıp çok da anlatabiliyorum. Onun için güzel oluyor böyle spontane paylaşımlara kendimi açmak. Selim'le böyle paylaştığımızda diyorum ki, Selim beni çekiyor şu anda. Selim büyük bir sabırla bazen kulak veriyor tabii, bazen ama çok iyi yapıyor bu işi. Kartlar, işte şu süreç, bu süreç, bazen de gitme diyorum, Selim gel, spontane bir paylaşım var gibi. Kalbine davet. Guruna davet. İçselliğin seni çağırıyor. O alan sana her zaman destek. Zihnin takip etsin bu alanı. Harika yolculuklar diliyorum. Aldın sen bunu. Ben bayağı sıkı bir anlattım. Aldın, almadıysan belki bir daha dinle veya diyoruz ya at gitsin, boş ver. Zamanla izin için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.